Abdülhamit ve Bediüzzaman ilişkisine odaklanmış konu benim üzerimde görünüyor. Bundan dolayı Bediüzzaman-Abdülhamit ilişkisine dair genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Tabi bu arada Abdülhamid'in konumunu ve Bediüzzaman'ın konumunu bilmeden bu meseleyi çözümlemek pek mümkün görünmüyor. Bilindiği gibi 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın başları Abdülhamid'in yaşadığı dönem. Padişah pek çok farklı sosyal, siyasi ve ekonomik dönüşümlerin yaşandığı bir devirde padişah olmuş ve ona göre kendini konumlandırmış. Tabi bu arada beklemediği bir zamanda bu kadar ciddi bir değişimin olduğu bir sürecin liderliğini yapmak zorunda kalmış. Sultan II. Abdülhamid'i önemli kılan en önemli hususlardan birisi bu. Yaşadığı çağın pek çok dönüşümlere hamile olması. Artık imparatorlukların yıkılmaya başlaması, ulus devletlerin yer yer hakim olmaya başlaması, uluslaşma süreçlerinin bütün dünyada etkisini gösterdiği bir dönemde Padişah Sultan Abdülhamit. Burada tabii Bediüzzaman'la ilişkisinin anahtar noktalarından bir tanesi Sultan Abdülhamit tahta geçmeden önce kendi çiftliğinde ekonomik ve sosyal ilişkilerle bir takım faaliyetlerde bulunuyor ve çok iyi idare ettiği ekonomisiyle bir anlamda devlet işlerinden soyutlanmış bir vaziyette yönetimi götüren bir kişiydi. 1876 yılında hükümdar olmadan önce yaşanan pek çok olay kısa sürede olayların gelişimini, yönünü değiştirmiş. Abdülhamid'i önce veliahtlığa ve şehzadeliğe taşımıştı. Aslında bu süreç Abdülhamid'i veliahtlığa ve şehzadeliğe taşıyan bu süreç daha sonraki yıllarda Abdülhamid'in hayatında hep etkisi olacak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani Abdülaziz'in haline şahit olması, daha sonra Çerkez Hasan vakasına şahit olması, daha sonra Çırağan Sarayı'nın basılarak bir ihtilal girişiminin yapılması ve bütün bu olayları padişahın şahit olması onun kişiliğinde bir kendisine özgü yönetim kurmasını sağlamıştı. Çok geçmeden de kendi gençliğinde ve çocukluğunda yönetmiş olduğu şirketleri gibi devleti de tam bir kontrol altında yönetmeye başladığı bir sisteme geçti. Daha doğrusu belki Padişah Sultan Abdülhamid'i işte 1882-84'e kadar belli bir özellikle bir yönetim anlayışı, 84'ten sonra da daha hakimiyetçi bir yönetim anlayışını kurduğunu gözlemliyoruz. Bu yıllarda da Bediüzzaman Hazretleri de doğmuş, gençlik çağlarını yaşıyor ve bu gençlik çağlarında Sultan Abdülhamid'in yeni ihdas etmiş olduğu pek çok kurumu yaşayarak gelişiyordu. Mesela bunların iki temel ögeyi belirterek özetlememiz gerekiyor. Zamanımız kısıtlı olduğu için belki başlıklardan bahsedeceğiz. Onlardan bir tanesi Hamidiye alaylarıdır. Hamidiye alayları özellikle Bediüzzaman'ın yaşadığı bölgenin sosyal çevresinin belirlenmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. İkinci önemli bir unsur mekteplerdir. Yani marifin artık medrese karşısında çok etkin bir hale gelmesi ve Şarki Anadolu'da Bediüzzaman'ın da yaşadığı bölgede kendisini hissettirir bir şekilde toplumsal hayatta varlığını ve etkisini ortaya koymuş olması. Bu iki unsur Bediüzzaman'ın daha sonra yazmış olduğu metinlere bakıldığı zaman çok dikkat çekici bir şekilde kendisini hissettirir. Onlar ayrı bir konuşma mevzudur. Şimdi böyle bir süreçte bir hükümdar ve bir ulema ikisi aynı çağın
insanı, her ne kadar Sultan Abdülhamit daha önceden başlamış, belli bir noktaya gelmişse de onun hükümdarlığı döneminde Bediüzzaman Hazretleri önce çocukluğunu sonra gençliğini yaşayarak devam ediyor. Yani Bediüzzaman Sultan Abdülhamid'in kurumlarının ortaya çıkarmış olduğu sıkıntıları ve başarıları birlikte yaşayarak geleceğe yorumlayan bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı şunu da söylemek lazım belki. Abdülhamid'in kurumlarının Şarki Anadolu'daki bir ulema tarafından nasıl göründüğünü anlamak açısından Bediüzzaman'ın bakış açısı dikkat çekici bir nokta. Tabii bu gelişen bu süreç içerisinde Bediüzzaman Abdülhamit'le ilgili genel değerlendirmelerde bulunuyor ve o değerlendirmeleri hiçbir zaman Abdülhamid'i bir slogan şeklinde kabul etmek ya da reddetmek değildir. Onun iyi taraflarını olumluyor, kötü taraflarını ise eleştirerek tam bir analiz yapıyor. Şimdi vereceğimiz örneklerden de anlaşılacağı gibi her birisi üzerinde belki uzun süre konuşmak gerekir ama ben başlıkları söyleyip geçeceğim. Mesela Abdülhamid'i eleştirdiği noktalar nedir? Bir, istibdadıdır. Kurmuş olduğu baskı rejimidir. Bediüzzaman Kubbe-i Hasiye'deki ders aldığı, ders okuduğu günlerden bugüne, günlerden itibaren efendim, cumhuriyetçidir. Karıncaları cumhuriyetçi diye takdir eder. Sonraki yıllarda işte gençlik çağlarına geçiş dönemleri, efendim çocukluktan gençliğe geçiş dönemleri diyebileceğimiz yaşlarda Mardin cihetlerinde efendim beni Hakk'a irşad eden bir zata rast geldim. Siyasetteki muktedis mesleği bana gösterdi diyecektir. Ve onu da Kemal'in rüyasıyla uyandım diyerek siyasetteki muktedis mesleğin hürriyet ve meşrutiyet, Kemal'in rüyası malum. Rüya efendim Risalesi Namık Kemal'in meşrutiyetin efendim nasıl zor elde edildiğini anlatan bir metinden oluşmaktadır. Karınca metaforundan sonra hürriyetten 10 sene önce yaşamış olduğu bu şeyle de hürriyetçiliğini, meşrutiyetçiliğini gösteriyor. Ve aşiretler arasında dolaşırken de istibdada karşı muhalefetini şiddetle dile getiriyor. Bunlarsa birinci eleştirdiği nokta Abdülhamid'in kurmuş olduğu baskı rejimi. Başka bir ikinci bir nokta Sultan merhum Abdülhamit Han Hazretleri sabık içtimai kusuratından bahsediyor. Sabık geçmişteki içtimai kusuratı derken anlamamız gereken belki şunlardır. Kurmuş olduğu Hafiye Teşkilatı ve Hamidiye Teşkilatı'nın toplumu ve aşiretleri birbirine karşı efendim konumlandıran 200'lü insanların özellikle Hafiye Teşkilatı'nın 200'lü insanların yetişmesine neden olmasına böyle bir kusur olarak ifade ettiğini gözlemliyoruz. Casusluk teşkilatı gerçekten sultanın belki o günkü güvenlik istihbaratı açısından önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor ancak halkın arasında meydana getirmiş olduğu ikilik, yani sultana yakınlaşmak ve yaranmak açısından uyduruk jurnaller saraya gönderen ve günde 1000 civarında sarayda gelen jurnale sultanın da ödül vererek, para vererek onları iade ettiğini düşünürsek insanlar arasında bir ikiyüzlülüğün ortaya çıktığını söylemek mümkün. Tabii üçüncü önemli eleştirilerinden bir tanesi de Hamidiye alaylarının iki yönünü dikkat çekecektir. Ben burada olumsuz yönünden bahsedeceğim. Mesela şu cümlesi dikkat çekicidir. Davulcu ile karın ağrısına müptela olan emsalinizi hazım ilacı hükmünde olan ihanet toplamak yahut eşkıyalık ve husumet derdiyle mültahap bulunan o vücuda iltihabı tezit eden hamidiyelik icra etmek. Zaten toplum ayrışmış, çatışıyor, aşiretler arasında kavgalar var. Öyle bir ortamda bir aşireti Hamidiye efendim alayı kurmasına izin veriliyor. Ötekine verilmiyor. Ve elinde Hamidiye alayı olan aşiret güç ve kudret kazanarak diğer aşiretlere zulmetmeye başlıyor. Bunu eleştiriyor burada Bediüzzaman. Tabii burada bu dikkat çekici noktanın o dönem Şarki Anadolu'nun sosyal hayatında ne ölçüde etkili olduğunu biz yine o alan çalışmalarından
gözlemliyoruz. Başka bir nokta mesela 30 sene halife olan bir zat menfi siyaset namına istifade edildi zannı ile şeriata gelen tecavüzü gördünüz diyerek onun menfi siyaset namına yani İslam'dan siyasi amaçla istifade edildiğine dair bir zan oluşturmasının İslam'a karşı belli bir kesimin oluşmasına zemin hazırladığını söyleyerek bir eleştiri getirdiğini gözlemliyoruz. Tabii Bediüzzaman Hazretleri Sultan Abdülhamid'in bu eleştirdiği noktaları yanında takdir ettiği tarafları da var. Başta söylediğimizi tekrar edelim. Toptancı bir yaklaşımla gitmiyor. Analizci bir yaklaşımla artılarını ve eksiklerini söylüyor bir anlamda. Mesela takdir ettiği yönlerini daha sonra özellikle 1953'te talebelerinden Muhsin ve Ziya'nın mektubunu Risale'de kendisinin görmüş olması itibariyle dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 1953'te neşredilmiş, Bediüzzaman Hazretleri'nin sağ olduğu bir dönemde neşredilmiş. Bu mektubu Bediüzzaman Hazretleri'nin gördüğü düşünüyoruz. Mesela nelerden bahsediyor burada? Hemen özetleyeceğim. Onlardan bir tanesi şöyle başlıyor. Bir muallim kardeşimiz Sultan Hamid'in hakkında üstadımızın Hücciyet başında söylediği mektuplarda Sultan Hamid'e hücret etmiş ve kıymetler padişahın kıymetini takdir etmemiş gibi şüphe gelmiş deniliyor. Burada tabii mesela şu olumlu taraflarından bahsediyor. Onlardan ecnebilerin şiddetli desisi ve kuvvetlerine karşı gösterdiği sebat. Abdülhamit döneminde yabancı ülkelerin Osmanlı üzerinde kurmuş olduğu tuzakları dikkatle inceleyip onlara karşı efendim politikalar geliştirmesine vurguda bulunuyor. İkincisi alem-i İslam'ın kısmı azamın halifesi olması açısından dikkate değer bir şekilde İttihat-ı İslam fikrini kendi merkezinde oluşturması ve güçlendirmesini takdir ettiğini gözlemliyoruz. Ve Hamidi alaylarıyla Şarki Anadolu'da efendim toplumsal gelişmenin sağlandığını dikkate sunuyor. Burada tabii şunu da hemen ekleyelim. Hamidi alaylarının daha önce olumsuz tarafını söylemişti. Burada olumlu tarafını söylüyor. Yani bir kurumu hep iyi, hep kötü demek yerine analiz ediyor. Bu da dikkat çekici bir şeydir. Şair-i İslamiye'ye uymasını önemsiyor. Ve Yıldız çevresinde efendim ulemayı barındırması ve danışman olarak kullanmasını olumlu, önemli özellikleri olarak söylüyor. Yine talebelerinin dilinden veli bir padişah olarak onun kişisel hayatına, dindarlığına vurgu yaparak onun olumlu taraflarını özetliyor. Kısaca Bediüzzaman Hazretleri Abdülhamid'i ne yükseltiyor, ne alçaltıyor. Olduğu gibi tanımlıyor. Bugün de Bediüzzaman'ın tanımlamasını ciddi anlamda ihtiyacımız var. Anladım hocam. Şimdi ilk bölümde aslında sizin konuştuklarınızdan doğru anladıysam Bediüzzaman'ın evet Abdülhamit'e dönük bazı eleştirileri var ama bu eleştiriler toptancı eleştiriler değil, şahsına dönük eleştiriler değil, ilkesel eleştiriler ve icraatlarına dönük eleştiriler. Bu eleştirilere baktığımızda doğru yaptığına doğru, yanlış yaptığına yanlış. Aslında yapıcı eleştiriler, daha demokratik, daha meşrutiyete uygun, daha hukuka, adalete uygun bir icraat yapılabilmesi için, bir yönetim sergilenebilmesi için yapıcı eleştiriler yapmaktadır. Bu çerçevede Bediüzzaman'ın da ağalara karşı, toplumsal karşı kişiliği kurmayı anlatan Haydo, Haydar, Haydar Ağa kavramları bağlamında Abdülhamid'e karşı geliştirdiği bir bakış açısını ve bir de entelektüellik doğruya doğru, yanlışa yanlış demekse Bediüzzaman Abdülhamid konusundaki duruşunu biraz daha açmanız mümkün müdür bu aşamada bize? Sultan II. Abdülhamit aslında sonraki dönemlerdeki fikirlerin oluşmasında bir turnusol kağıdı vazifesi görmüş. Kendi döneminden itibaren 5 farklı dönemde Padişah Sultan II. Abdülhamid'e dair tarih yazımında farklı açılımlar
gözlenmiş. Birincisi padişahın kendi döneminde yazılan eserlerdir. İkincisi meşrutiyet döneminde padişahı hedef alan, ona hakaret eden metinlerdir. Üçüncüsü mütareke döneminde hükümdarla ilgili nispeten daha sempatiyle yazıların çıkmaya başlamasıdır. Dördüncüsü erken cumhuriyet döneminde Abdülhamid'in eskiyi, irticayı temsil eden bir figür olarak görülüp ona uygun bir tarih yazımının geliştirilmiş olması ve 1950 sonrasında Abdülhamid'e dair tarih yazımında geçmişe bir tepki olarak geçmiş ana akımın yani Abdülhamid eleştirisini güden akımın devam etmesiyle birlikte Ulu Hakan edasıyla bir Abdülhamid tarihi yazımı üslubu gelişmiştir. Beş farklı dönem ve Abdülhamid hakkında beş farklı tarih yazımının dikkat çektiğini söylemekle başlamak istiyorum. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu bahsini etmiş olduğum dönemlerin hepsini yaşamış. Yani bu farklı tarih yazımlarının hepsini görmüş, yaşamış, müşahede etmiş ve farklı zamanlarda Abdülhamid'le ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Ancak onun Abdülhamid'e bakışını en güzel anlatan metinlerinden bir tanesi o münazarattaki sembol kavramlarla anlattığı bölümdür. Oradan hükümete birinci meşrutiyetin ilanı sırasında kanunu esasinin ilan edilişini efendim küfür olarak görenlerle kanunu esasinin batıdan geldiği için kabul edilmesi gerektiğini söyleyenler arasında ehli ifrat ve ehli tefrit şeklinde değerlendirme yaparken şu cümleyle bağlıyor. Diyor ki hükümete hücum edenlerin bazıları haydo haydo derlerdi. Bazıları haydar ağa haydar ağa derlerdi. Ben haydar derdim. Şimdi de haydar diyorum ve selam. Bediüzzaman hep haydar demiştir. Yani ne demek bu? Şarki Anadolu'nun kendi iç bünyesindeki kullanmış olduğu ifadeyle haydo derken aslında küçültücü bir ifade kullanılıyor. Haydar ağa denilirken yüceltici bir ifade kullanılıyor. Hayda denildiği zaman daha realist oldukça olduğu gibi ifade ediliyor. Yani geçmişte ehli tefrit olanlar vardı, ifrat edenler vardı. Ama ben hükümdarı haydar olarak gördüm. Ne ifrata gittim ne tefrite gittim. Orta yolu ifade ettim demiştir. Bunu Bediüzzaman'ın Abdülhamid'i anlatan bir metin olarak ele alabileceğimiz gibi aslında bütün entelektüelleri, bütün kahramanları, bütün insanları ele alış biçimini de ortaya koymaktadır. Yani iyi taraflarını biraz önce söylediğim gibi olumlu taraflarını ifade ediyor, olumsuz taraflarını efendim ifade ediyor, onun olduğu gibi göstermeye çalışıyor. Belki bu onun siyasete ve taraftarlığa, dünyevi siyasi taraftarlığa meyil etmemiş olmasının da bir tezahürü olarak görmek mümkün. Bir takım şeylere taraftarlık yaparak haktan ve hakikattan taviz vermemiş bir anlamda. Bu da şöyle bir sonucu ortaya çıkarmış. Hakim otoriter zihniyetlerin bulunduğu dönemlerde ezilen kesimlerin yanında olmayı başarabilmiş. Ezilen kesimlerin yanında olmayı başarmış ve ona göre bir takım fikirler geliştirmiş. Bediüzzaman'ı aslında öne çıkaran özellik bu. Şimdi hakikati doğruyu yakalama noktasında gerek meşrutiyet döneminde gerek cumhuriyet döneminde bu özelliğinden dolayı hiç sıkıntı çekmemiş. Mesela mütareke döneminde Enver'in herkesin Enver'e saldırdığı dönemde Enver'i savunmuş. Cumhuriyet döneminde herkesin dine, imana, Kur'an'a hücum ettiği dönemlerde efendim doğru bildiği hakikati
savunmayı bilmiş. Bir yandan da hayatı boyunca bir hakikat savunucusu olmuş. Netice olarak Abdülhamit'le ilgili değerlendirmesinde ifrat ve tefritten kaçınmıştır. Onu Abdülhamit'le ilişkisini analiz edenlerden bu noktaya özellikle dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Günün efendim bir takım moda kavramlarından dolayı hakikatlerden istifa edip o kavramlarla Bediüzzaman'ı anlamaya ve anlatmaya çalışmak doğru değil. O hatalarıyla, sevaplarıyla kişileri ve şahısları anlatmıştır. Bunun içerisinde Abdülhamit de vardır, Enver Paşa da vardır, Sait Halim de vardır, herkes vardır. Herkese bu ölçüler çerçevesinde bakmış, hakikati aramaya çalışmıştır. Teşekkür ederim.